bültenimize gündemin en sıcak maddesiyle terörle mücadele konusuyla başlayalım. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurduğu operasyonlarına bir yenisini ekledi. PKK'nın sözde Hakkuk lojistik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi. Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır. Terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta inlerine gireceğiz dediği terör örgütü PKK ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Örgütün üst düzey isimleri nefes kesen operasyonlarla birer birer etkisiz hale getiriliyor. Teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Örgütün son kaybı PKK'nın sözde Hakkuk lojistik alan sorumlusu Serdar Pir Avesta kod adlı Hakan Ateş. MİT 2015 yılından beri Kuzey Irak'ta bulunan Ateş'i takibe aldı. Örgüt mensuplarının yerini tespit etti. Sonra operasyon için düğmeye basıldı. Irak Hakkuk'a bağlı Birkim köyü yakınlarında düzenlenen operasyonla Serdar Pir Avesta kod adlı Ateş etkisiz hale getirildi. Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarının eylemlerini ve örgüte katılımları organize ettiği öğrenildi. Daha önce de örgütün üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur Genel Sorumlusu Selman Bozkır MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı terör operasyonlarının devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde de 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Eren 14 operasyonları kapsamında da Hakkari Merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la komutanlar da sınıra çıkarma yaptı. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte sınır hattına geçti. Önceki gün Suriye'nin Elbab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kirpi zırhlı aracına yapılan saldırıda şehit düşen iki Mehmetçiyi unutmadı Akar. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Gerekli operasyonlar yapıldı. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkiye getirildi arkadaşlar. Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ile 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı esas komuta yerine geçti. Sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi, yeni talimatlar verdi.